Değerli basın mensubu ve yönetim kurulu arkadaşlarım, bugün Türkiye'de ve dünyada yıldızlaşmış bir isimle sözleşme için bir araya geldik. Malumunuz Emre Belezoğlu'nu tanıtmak benden ziyade geniş kamuoyunun bilgisi dahilindedir. İlk defa İstanbul dışında hem futbolculuk hem teknik direktörlük olarak İstanbul dışında ve bir camia kulübüne sözleşme yapmak için Ankara'ya geldi. Biz hem camiamız açısından hem de futbol kamuoyu açısından kendisine önce hoş geldiniz diyorum. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Emre Belezoğlu'nu tanıtmak benden ziyade geniş kamuoyunun bilgisinde dahil olduğu için ben kısaca hem futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde imza attığı başarılarından bahsetmek istiyorum. Hem Türkiye'de Fenerbahçe, Galatasaray gibi önemli kulüplerde futbol oynamış ve yıldızı parlamış. Daha sonra Avrupa'da Inter, işte İngiltere'de Newcastle United zannedersem, ondan sonra Atletico Madrid, yanılıyorsam düzeltin hocam. Estağfurullah. Orada ciddi başarıları imza atmış bir isim. Şu anda da hem genç, hem hırslı, hem idealleri olan ve hedefleri olan bir isim olarak bizim camiayla bütünleştirmek istedik. Biraz bu görüşmeyi mahrem tuttuk. Genelde spor kamuoyu başka isimler üzerinde konuşurken biz özellikle bu görüşmeyi mahrem tutarak, sağ olsun kendisi de bu mahremiyete azam dikkat ederek bugün sabah Ankara'ya gelerek saat 11 gibi de çalışma şartlarını bitirdikten sonra imzalaştık. Prensip olarak anlaştık ve siz basın mensupları ve kamuoyu önünde de bu imza merasimiyle ilgili bir araya gelelim dedik. Bunun da en doğru adresinin Eryaman Stadı olacağını ama bizim esas camiamızın özlemle beklediği inşallah 19 Mayıs'ta ve o büyük kitlenin, 50 bin kişilik kitlenin önünde Emre hocamla maç oynamaya Allah nasip etsin diye düşünüyoruz. O umutlarla bugün bu başlangıcı yapmak istedik. Ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi yaklaşık 2 saattir görüşme neticesinde bütün şartlarımızla mutabaka sağlayarak anlaştık. Şimdi de imza töreni için bir aradayız. Ben tekrar camiamıza, Ankara Gücü'nün coşkulu kitlesine, hem taraftarına hem camiasına hoş geldiniz diyorum. İnşallah biz de yeni yönetim olarak hedefleri olan bir yönetimiz. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için hocamız yapması gereken çalışmaları ve performansı göstereceğine inanıyoruz. Kendisine bu dinamizmi görüyoruz. O da zaten bizim hocayı tercih etmemizde en önemli etkenlerden biriydi. Bundan önce bizim yönetimimizde tabii hocalarımız geldi. Ben hepsinin bize kattığı değerlerden dolayı ve hizmetlerinden dolayı, en sonunda Tonlay hocanın hizmetinden dolayı dün de zaten bahsettim. Kendisine teşekkür ediyorum. Yeni hocayla yeni bir başlangıç olsun diyoruz. İnşallah coşkulu Ankara Gücü'ne coşkulu ve hırslı, idealleri olan, hedefleri olan bir hoca olarak hoş geldiniz diyoruz. Allah muvaffak etsin diyoruz. Başarılarınızı bekliyoruz hocam diyoruz. Söz sizde. Estağfurullah başkanım. Teşekkür ederim. Evet, öncelikle herkese iyi günler. Sizlerle burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın başkanımıza, yönetim kurulumuza, Emre Bey nezdinde de bana göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ederim. Ankara Gücü gibi çok büyük bir takım, çok büyük bir camia, İmalat-ı Harbiye
bu memleketin Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş bir büyük camiada, böylesine büyük tutkusu olan bir taraftarın önünde olmak için sabırsızlanıyorum. Sayın Başkanımızla çok uzun olmasa da kısa bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin bu kulüp ve camia için neler yaptığını dışarıdan da kendisini gıyabında tanıyan birisi olarak çok şahit olduğumdan dolayı görüşmeniz çok uzun geçmedi. İnşallah kendisinin söylediği gibi hakkımızda hayırlı olan bir karar vermişizdir. Her şeyden önce buradaki bu büyük camia mensup, bu camiaya gönül vermiş herkese Ankara gücünü en yükseklere, hak ettiği en iyi yerlere taşımak için çok mücadele edeceğimi sözünü verebilirim kendi ekibimle beraber. Hakkımızda hayırlısı olsun. Burada olmaktan dolayı bir kez daha sözlerimi başladığım gibi çok mutlu olduğumu söyleyerek sözlerimi bitireyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Sözleşme 2 yıl ama benim genel değerlendirmem şudur. Hocam burada hizmet ettiği sürece, başarılı olduğu sürece yazılı metnin hiçbir önemi yok. Dediğim gibi biz prosedür gereği 2 yıl yaptık ama bu 2 yıl ille bağlayıcılığı olan bir süre değil. Dediğim gibi başarılı olduğu sürece bizim hedeflerimiz var. İşte 19 Mayıs yapılıyor, 50 bin kişilik stat önünde camiamızı buluşturmak var. O camiye buluştururken de Türkiye'de, Avrupa'da oynamak istediğimizi her vesileyle belirtiyoruz. Tabii ki biz bu ışığı hocamızda görüyoruz işin açıkçası. Bunu da başaracağını yanıyor. Genç bir hoca, 43 yaşında. Önünde çok uzun süre, Allah ömür verirse, hocalık yapma hedefi var. Yani Ankara Gücü gibi bir camiası olan kulüpten başarılı olmak onun dünyada önemli yerlere gitmesinin önünü açacağına inanıyoruz. Ki biz de böyle isteriz ki Ankara Gücü'nde hocalık yapmış, Ankara Gücü'nde hedef yakalamış bir hocanın dünya kamuoyunda önemli kulüplerde hocalık yapmasını isteriz ki bu Ankara Gücü'nün prestijine ve itibarına yansıyacak bir şeydir. Biz bu şeyi hocamda görüyoruz. Onun için de sürenin 2 yıl olmasının sadece bir prosedür gereği olduğunu söylüyoruz. Hoca burada iyi işler yaptığı müddetçe bizim kapımız açık. Kendisi burada çalışmak istediği müddetçe de her zaman onunla çalışacağımızı burada sizin yanınızda da ifade ediyorum. Tabii ki sonuçta ben yüksek seviyede futbol oynadım. Üstüne hemen çok hızlı bir geçişle sahanın kenarında sportif direktörlük, 2,5 senede de teknik direktörlükle devam ediyorum hayatıma. Futbolu hep hayatımın merkezine koydum. Her yaptığım işte de kendimce öncellemelerim oldu. Buraya gelmeden önce de iyi takımlarda, gerçekten büyük takımlarda, Fenerbahçe gibi bir takımla başladım. Daha sonra Başakşehir iyi kadroya sahip. Onlarla beraber Avrupa Kupalarına katıldık. İlk 4. 2. sene 5. olduk. Geçen sene son 16 Avrupa Kupalarında oynadık. Üstüne Türkiye Kupası finalini yaptık. Burada da yarı final sonrası beraberdik. Gerçekten Kupa Bey'i, Ankara Gücü'nü elemek bizim için büyük şerefti. Burada oynamak, böyle taraftarın karşısında oynamak kolay değil. Futbolcu olarak da oldum. Şimdi onların gücünü yanımda hissetmek, yanımızda hissetmek bizim için çok farklı bir keyif olacak. Buraya gelirken tabii ki bazı ekibimle beraber değerlendirmeler yaptık. Her şeyden önce Tolunay Hoca bu ülkenin yetiştirdiği değerli insanlardan, değerli tekniklerden bir tanesi. Bu mesleğin itibarını koruyan ve elinden geldiğince çalıştığı kulüplere en iyi şekilde hizmet etmeye çalışan bir teknik adam. Ona da kendisine de, ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bence bize iyi bir takım bıraktılar. Elimizde iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum. Tabii ki her teknik adamın oyuna bakışı, oyuncuya bakışı değişiktir. Ama ben Ankara Gücü'nün bu güçlü yapının, bu coşkusu, tutkusu olan taraftarın hangi oyunu istediğini biliyorum, bildiğimi düşünüyorum. Zamanla da bunu oturtacağımızı, kazanmak için oynayan, kazanmayı alışkanlık haline getiren bir oyun yapısıyla, ofansif bir oyunla inşallah karşılık vermek istiyorum bizden beklentilere. Söyleyebileceklerim en azından şu an için başlangıçta bunlar. Bir hayalimize göbettiniz. Terkas bir hayalimizde Ankara girdin. Bir telefonla alındınız. Estağfurullah. Ben bulunduğum camia ve takım için her zaman elimden gelen her şeyi
yaptım. Bundan önce çalıştığım kulüpte Pelkas'ın evet Başakşehir'e gelmesi için görüşmem olmuştu. Ama bugün buradayım ve bundan dolayı çok mutluyum. Artık bundan sonra Ankara Gücü için her şeyi yapmaya, en iyisini yapmaya hem sağ kenarında hem de bize transferle alakalı bir şey düşerse yapmaya hazırım.